Amerikan siyaseti 3 günlük uzun hafta sonunun ardından hızlı bir başlangıç yaptı bugün. Başkan Donald Trump'ın emekliye ayrılan Anayasa Mahkemesi yargıcı Anthony Kennedy'nin yerine atadığı aday Brett Kavanaugh şu anda Senato Adalet Komisyonu toplantısına katılıyor. Senatörler tarafından sorgulanıyor ve Kennedy'nin 9 üyeli Anayasa Mahkemesi'nde bir denge unsuru oluşturduğu da biliniyor. Ancak 53 yaşındaki Brett Kavanaugh yaşam boyu sürdüreceği bu göreve gelirse Anayasa Mahkemesi'nin dengesini muhafazakarlar lehine değiştirecek. İşte bir yandan Kavanaugh Senato Adalet Komisyonu'nun zorlu sorularına maruz kalırken bu yeni yargıç adayı kim? Demokrat Parti'nin korkusu ne? Kavanaugh'un Senato'dan kabul alma şansı neler? Bunları Begüm Dönmez Ersöz aktaracak bize. Begüm, nedir notların? Mehtap, evet, bugün itibariyle Senato'nun Adalet Komisyonu'nda başlayan oturum Amerika'da iç siyasetin temel gündem maddesi. Hatırlayacaksınız, Anayasa Mahkemesi yargıcı Anthony Kennedy geçtiğimiz haftalarda artık emekliye ayrılmıştı ve onun yerine de Başkan Trump Brett Kavanaugh'u aday göstermişti. Brett Kavanaugh'un muhafazakar bir isim olduğu biliniyor ve muhafazakar bir ismi Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday göstermesi Trump'ın o zaman da çok tartışılmıştı. Şimdi işte Kavanaugh Senato'nun Adalet Komisyonu'nda senatörlerin sorularını bugün itibariyle yanıtlamaya başladı, ter dökmeye başladı. Senatörler bolca sıkıştırıyorlar Kavanaugh'u ve bu oturum Adalet Komisyonu'nda hafta boyunca devam edecek. Bugünkü oturumda epey gergin ve hareketli başladı. Kavanaugh, muhafazakar Kavanaugh'u protesto eden bazı eylemciler vardı. Sık sık Adalet Komisyonu Başkanı'nın konuşması protestocuların sloganlarıyla kesildi. Hatta güvenlik güçleri devreye girip protestocuları salondan dışarıya çıkartmak durumunda kaldı. Tabii pek çok tartışma konusu var. Amerika'da her zaman Anayasa Mahkemesi'ne atanan yargıçların meselesi bütün bu süreç her siyasi konuda olduğu gibi bunda da demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki görüş ayrılıklarından ve tartışmadan bu konuda muaf değil. Cumhuriyetçiler Kavanaugh'un daha çok 12 yıl boyunca temyiz mahkemesinde görev yapmış bir isim olduğuna ve temyiz mahkemesi yargıcı olarak da siciline daha çok dikkat çekiyor. Demokratlarsa Kavanaugh'un özellikle işkence, kürtaj gibi Amerikan siyasetinde hala tartışmalı olan konulardaki bakış açısını daha çok sorguluyor. Ve özellikle bir tartışma konusu daha var. Bugünkü oturumla beraber o da gündeme geldi hatta. Şimdi Kavanaugh Başkan Bush döneminde, eski Başkan Bush döneminde Beyaz Saray'da görev yapmış bir isim. Dolayısıyla aslında o dönemde oluşturulan politikalar üzerinde etkisi olan bir isim, istişarelere katılmış bir isim. İşte bu sebeple de Trump'ın aslında Kavanaugh'a aday göstermesi tepki çekmişti. Bir yandan da o döneme ait, yani Bush döneminde görev yaptığı yıllara ait belgeler. Şimdi bu belgelerin hepsinin yayınlanması için demokratlar uzunca bir süredir bastırıyordu. Fakat bu belgelerin 42 bin sayfalık kısmı bugünkü oturumdan sadece bir gece önce yayınlandı. Bir kısmı da yayınlanmadı. İşte demokratlar da buna tepki gösterdiler Senato'daki oturumda. Hatta oturumun ertelenmesini talep ettiler ama Adalet Komisyonu Başkanı o talebe olumlu yanıt vermedi. Amerika'da peki bütün bu Anayasa Mahkemesi'ne yeni yargıç atanırken, belirlenirken neden bu kadar gürültü kopuyor? Anayasa Mahkemesi çok önemli bir kurum olarak değerlendiriliyor Amerika'da. Az önce sen de dile getirmiştin, emekliye ayrılan yargıç Anthony Kennedy bir denge unsuruydu Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri içerisinde. Yani önemli meselelerde mahkemenin oyunun rengini belirleyici bir konumda bulunuyordu. Kendisi de yine muhafazakar bir isim olmasına rağmen bir miktar kürtaj gibi konularda, tartışmalı konularda daha çok liberal blokla aynı doğrultuda oy kullandığı biliniyor. Kavanaugh ise bu konularda, tam da bu başlıklarda epey eleştirilen, demokratların gözünde soru işareti yaratan bir isim.
Kavanaugh'un bugünkü oturumda sarf edeceği sözler, yaptığı açılış konuşmasının metni oturum öncesinde Beyaz Saray tarafından paylaşılmıştı. Kavanaugh da Senato'daki oturumda ben tarafsız bir yargıcım, kendi kişisel görüşlerimi, politika tercihlerimi kararlarıma yansıtmayacağım bir takımın üyesi olarak, tarafsız bir üyesi olarak kararlarımı vereceğim dedi. Ne davalının, ne davacının, ne iddia makamının, ne de savunma makamının ben yargıcıyım mesajını paylaştı. Biraz da yargıç Kavanaugh'un bütün bu tartışma yaratan başlıklarda neden tartışma yarattığını ve ne düşündüğüne biraz değinelim. Kürtaj meselesi, Katolik bir muhafazakar olan Kavanaugh özellikle Anayasa Mahkemesi'nin 1973'te kabul ettiği ve Amerikan yargısında da Roe Wade davası olarak bilinen ve kürtaj hakkı tanıyan yasayı geri çevirecek mi? Bu soru gündeme geldi. Kavanaugh hatta geçtiğimiz yıl 17 yaşında bir göçmene gözaltındayken kürtaj hakkı tanınması davasında aleyhte oy kullanmıştı. Bu sebeple kürtaj konusundaki açıklamalarının sicili mercek altında diyelim. İşkence ve izleme faaliyetleri Bush döneminde görev yaptığını söylemiştik. Başlangıçta aslında o dönemki istişarelerde çok rolü olmadığını savunmuştu Kavanaugh ama oturum öncesinde bir araya geldiği demokrat senatörlere. O dönemde istişarelerde rolünün olduğunu da itiraf etmiş oldu. Bu önemli başlıklardan bir tanesi. Bir diğeri de yürütme yetkisi. Şimdi eski başkan Bill Clinton'a yönelik azil sürecinde o da o soruşturmada görev alan isimlerden bir tanesiydi Kavanaugh. Fakat son dönemki açıklamalarındaysa görevde olan başkanların Amerika'da bu tür soruşturmalardan muaf tutulması gerektiği mesajını vermişti. O görüşü dile getirmişti. Özellikle 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiğine yönelik soruşturmanın hala çok konuşulduğu bir dönemde bu yöndeki açıklamaları elbette demokratların gözünde bir soru işareti yarattı. Hem bugünkü oturumda hem de dedik hafta boyunca devam edecek senatörlerin sorularını cevaplayacak Kavanaugh. Bu az önce bahsettiğimiz problemli tartışmalı başlıklarda senatörler sorular yöneltiyor, yöneltmeye devam edecekler hafta boyunca. Biz de bakalım Kavanaugh nasıl cevaplar verecek ve Senato'nun desteğini alabilecek mi, takip etmeyi sürdüreceğiz. Aktarıyor olacağız. Amerikan sesi.com adresinde de aktarıyor olacağız. Teşekkür ederiz Begüm Dönmez'e aktardıkları için.